Spor 360'tan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün e-sporu konuşacağız. Yanımızda e-spor dünyasının genç isimlerinden Vecdi Aksoy var. Aynı zamanda Dominate e-spor ajansının kurucusu. Bizler yaklaşık 45 dakika boyunca e-sporu konuşurken sizler de e-spor hakkında merak ettiklerinizi, soru, görüş ve yorumlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim ve programımıza başlayalım. Hoş geldin. Merhaba, öncelikle. Hoş bulduk. Tabii seni biraz tanıyacağız öncesinde. Bugün de e-sporu konuşacağız ama dilersen hem Dominate e-sporun kurulmasından hem de senin kendi hayatından biraz bahsedebilirsen. Tabii ki. Vecdi Aksoy ismim, 25 yaşındayım. Yaklaşık 6 yıldır aslında, 6-7 yıldır e-sporu hem oynuyorum, hem izliyorum, hem de son 3-4 yıldır da bu işi iş olarak yapmaya çalışan bir insanım. Tabii ki bu işe nasıl merak sardım? Oyunlar oynayarak tabii ki küçük yaştan beri. Ve daha sonra dünyada e-spor trendinin arttığını, yükseldiğini görünce de neden olmasın bu işle alakalı bir şey yapmayayım diye düşündüm. Ve artık büyük markalara, ülkemizdeki büyük markalara bu sektörde nasıl var olabileceklerini, nasıl yatırım yapabileceklerini bunlarla alakalı bilgiler vermeye başladım aslında son birkaç yıldır. Kısaca böyle özetleyebiliriz aslında. Şimdi e-spor kavramı son yıllarda fazlasıyla gündemde, hem Türkiye'de hem dünyada ve özellikle merak edilen bir konu da var. Aslında temel bir konu. Hı hı. Nedir e-spor? Evet. Şimdi genelde insanların burada ikiye ayrıldığını görüyoruz. E-spor spor mudur ya da değil midir gibi. Aslında çok basit bir şekilde tanımlamak gerekirse e-sporu. E-spor dijital ortamlarda, bilgisayar veya konsol üzerinden bir rekabet çerçevesi altında kişisel veya takım olarak yaptığımız bir mücadele. O aslında temelinde bir oyun. Nedir geleneksel sporlardan ayrımı? Geleneksel sporlar fiziksel olarak gerçekleştirilirken e-sporu bilgisayar veya konsol başında gerçekleştirebiliyorsunuz. Fiziksel olarak çok fazla bir yorgunluk, bir zorlanma söz konusu olmadan tabii ki. Onun dışında rekabet unsuru olsun, takım unsuru olsun, bu tip şeylerde spora gerçekten çok benziyor. Neredeyse fark yok diyebiliriz hatta. Burada bilinmeyeni ne peki e-sporun? Şimdi geleneksel sporlarla olan farkını da aslında bize özetlemeye de devam ediyor. Hı hı. Sevgili Vecdi, ama burada hani e-sporun bilinmeyen tarafı nedir? Biraz daha gizemli kalan tarafı veya insanlara farklı gelen tarafı nedir? Farklı gelen tarafı aslında şu: insanların başta ilk olarak tepki gösterdikleri, kardeşim bu iş fiziksel olarak yapılmıyor, bunun neresi spor, ben bundan ne anladım gibi şeylerle yani karşılaşıyorum. Aslında en temel soru veya en temel problem bu. Doğru, aslında orası. Ama aslında sporun her dalında fiziksel olarak çok fazla efor sarf edilmediğini görebiliyoruz. Örnek verecek olursak, golf mesela spor olarak geçiyor ama çok fazla fiziksel efor sarf ettiğini oyuncuların söylemek güç olur. Tabii Tiger Woods ne derdi acaba bu? Belki tepki gösterebilirdi ama. Yani sonuç olarak temelinde rekabet olarak, takım olarak neredeyse geleneksel sporlarla aynı. Tek fark da fiziksel olarak aktivitenin daha düşük olması aslında. Onun dışında sizin ciddi derecede taktik üzerinden bu işi yapıyor olmanız, bir taktik üzerinden yapıyor olmanızın dışında ayrıyetten bir koordinasyon, takım koordinasyonunun içinde olması. Bu tip şeyler aslında spora ciddi derecede benziyor. Ülkemiz peki e-spor konusunda, tabii son yıllarda federasyon da oluştu. Alper Afşin Özdemir, Türkiye E-spor Federasyonu Başkanı, hem kurucusu hem de başkanı, ilk başkanı olma özelliğini taşıyor. Tabii son yıllarda bir federasyonumuz var. Doğru. Üniversiteler sahip çıktı. Başta Bahçeşehir Üniversitesi olmak üzere birçok okul da aslında son yıllarda e-spora olan ilgisini gösterdi. Ülkemizde e-spor kavramı şu anda nasıl? Yani geçmişe bakacak olursak hangi noktadayız? Hı hı. Ve Avrupa ile dünya ile kendimizi nasıl kıyaslayabiliriz bu noktada? Geçmişe bakacak olursak son 1-2 yıl özellikle ülkemizde e-spor kavramının ciddi derecede insanlar tarafından kabul gördüğünü görüyoruz. Bu kesinlikle olumlu olarak ülkemize ilerliyor. Tabii ki Avrupa'daki e-spor anlayışıyla Kuzey Amerika'daki ya da Uzak Doğu'daki e-spor anlayışının daha altındayız ama hızlı bir şekilde ilerleme devam ediyoruz. Mesela verdiğiniz bir örnek üzerinden Türkiye E-spor Federasyonu kuruldu resmi olarak. Faaliyetlerine başladılar. Mesela nasıl daha bunun iyi bir şekilde ilerleyebiliriz? Bunun tam devlet destekli bir hale getirildiği zaman, yatırımların belirli bir çerçeve içinde eşit olarak
ya da işte bir taban fiyat koyarak, onlara maddi manevi teşvik yaparak takımlara, profesyonel takımlara bunu bizim ülkemizde çok daha iyi yerlere getirebiliriz. Şu anda birazcık sektörün bir para kazanma problemi var gibi görünüyor. Bu bir sektör mü, yoksa hani sporla sektör mesela nasıl ayırt edebiliriz? Çünkü hani diğer spor branşlarında bu kelimeyi çok fazla kullanmıyoruz. Evet. Futbolda endüstri kelimesini son yıllarda kullanır olduk. Ama sanki e-spor artık bir sektör. Çünkü buradaki hem oyun maliyetleri, bilgisayar maliyetleri sanki biraz daha hani sektörel bazda mı değerlendirmek gerekiyor e-sporu? Nasıl konumlandırmamız sektör daha olarak, doğru olur? Sektör olarak bizim konumlandırmamız şu anda son 1-2 yıl için daha mantıklı görünüyor. Bir ekosistem olduğu söz konusu. Yani bir e-spor ekosistemi var. Ve bu e-spor ekosisteminin temel merkezinde de bu oyunları yapan şirketler ve bunları yayınlayan, tabii ki ayrıyetten şöyle bir enteresanlık var. Oyunu yapan şirketler genellikle oyunların kendileri yayınlıyorlar. Evet. Bu payı başkalarına genelde vermek istemiyorlar. Bu ekosistemin ortasında oyunlar, oyun yapım şirketleri ve profesyonel takımlarla, bu takımlarda forma giyen oyuncular var aslında. Ekosistem merkezinde bununla şekilleniyor ve etrafında daha sonra yayıncı kuruluşlar, içerik üreticileri olarak genişliyor. Yani aslında bunun bir ekosistem olarak değerlendirmek daha doğru olur bence. Biraz farkı da herhalde şöyle söyleyebiliriz. Örnek verecek olursak, futbolun bir sahibi yok, basketbolun bir sahibi yok. Ama doğru. E-sporun bir sahibi olabiliyor. Bir oyun mesela, atıyorum League of Legends son dönemlerde, işte futbolda FIFA, bunların sahibi var. Evet. Aslında sektörün bir avantajı, her oyunun bir sahibi olduğu için ciddi derecede o oyuna yatırım yapılabiliyor. Eğer orada bir oyun firması bir ışık görüyorsa, ciddi derecede buraya yatırım yapıp bu işi genişletmeye başlayabiliyor. Bu bir avantaj. Ama bir dezavantajsa, bu tip yayınlanma durumlarında, genişleme durumlarında oyun firmasının izni olmadan siz çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Hakları devreye giriyor. Evet, haklar devreye giriyor. Geleneksel sporlarda böyle bir şey söz konusu değil. Tabii, yani basketbolun bir sahibi yok çünkü. Evet, basketbolun, futbolun, voleybolun bir sahibi yok. Siz istediğiniz gibi bunun turnuvasını yapabilirsiniz, yayınını yapabilirsiniz. Kimse size karışmıyor. Ama e-sporda böyle bir dezavantaj var. Bu dezavantaj peki ne kadar etkiliyor veya ne kadarlık bir dezavantaj? Eğer oyun yapım şirketleri bu oyunlarını ciddi derecede pozitif olarak yatırım yapıyorsa, zaten bizim çok fazla yapmamız gereken bir şey kalmıyor geriye. Çünkü onlar fazlasıyla zaten bunu sahipleniyorlar. Ama ne zaman oyunu ciddi derecede, yani sahip olmadıklarını, yani yatırım yapmadıklarını gördüğümüz zaman bu bir dezavantaj oluyor. E-spor sektörü bir de şöyle bir avantaj da var. Sürekli olarak yeni oyunlar geliyor. Bu ne demek? Yeni rakipler demek, yeni alanlar demek. Sürekli çeşitlilik var. Trend bir oradan bir oraya gidiyor. Sürekli bir hareketlilik söz konusu. O yüzden sürekli bir rekabet de söz konusu, bu yüzden de. Yani oyun yapım şirketleri sürekli olarak daha iyisini yapma peşindeler. Bu da tabii sektörü canlı tutuyor aslında. Şimdi bizim ülkece çok ciddi bir genç nüfusumuz var. Aslında e-sporun da kitlesi genç nüfuslar. Çünkü özellikle işte 14'lü yaşlardan başlayan, ki daha öncesi de var diye biliyorum ben. İşte 24-25'e kadar uzanan bir e-spor kitlesi var. Hatta 25'i de geçen isimlerde olabiliyor. Olabilir. Burada bu genç kitleyi nasıl biz ülke olarak daha doğru kullanabiliriz? E-spor tabii ki faydası, zararını konuşuyoruz aslında ama şimdi dışarıdan bakıldığı zamanda farklı bir algı var. Yani sürekli bilgisayar başında oturan bir kitle gibi de duruyor. Ama aynı zamanda e-sporla ilgili birçok, yani dünyadaki tüm iletişimi de sağlayabiliyorsunuz bir anda. Bu avantajı veya dezavantajı nasıl yorumlamamız gerekiyor? Çünkü çok ciddi bir genç kitlemiz var. Yani buna sahip çıkmamız gerekiyor. E-sporla mı, yoksa farklı durumlarla mı, nasıl yorumlarsınız merak ediyorum. Şimdi bu yaş aralığındaki insanlar, çocuklar daha doğrusu, eğer bu işle alakalı bir şey yapmak istiyorlarsa kesinlikle onları doğru yönlendirmemiz lazım. Çünkü hayatlarının en önemli yılları, yani lise, üniversite yıllarını bir oyuna ciddi derecede yatırım yapacaklarsa bunları çok iyi yönlendirmemiz lazım. Çünkü biliyor, dediğiniz gibi az önce, bu işin yaş sınırları aşağı yukarı belli. Çünkü bir yerden sonra mekanikler ağırlaşıyor. Ve refleksler zayıflıyor. Refleksler zayıflıyor. Genelde bizim gördüğümüz kadarıyla 25-26 yaş arası bu işin ömrü bitiyor. Peki daha sonra bu oyuncu ne yapacak? Gelecek planı yapmak çok önemli. Yani 14'te başlasa yaklaşık 10 yıllık bir kariyeri var. 14'te başlaması profesyonel anlamda aslında 14'te başlamıyor. Yani 17-18 dememiz daha doğru olur. Daha da kısalıyor o zaman. Daha da kısalıyor. Yani aslında aktif olarak iyi giden bir kariyerde yaklaşık 6-7 senemiz var. Ve bu 6-7 yılımız bir çocuğun aslında eğitim açısından kendine en önemli yılları. Çünkü lise ve üniversiteden bahsediyoruz. Bu sektörde belli bir para kazandıktan sonra, tabii üniversite okunmadığı için bu sektörde
emekli olduktan sonra ciddi derecede eğitim olarak da, hayat, kariyer olarak da boşluğa düşen insanlar var. Evet. Bu açığı çok iyi doldurmamız lazım. Çünkü bu çocukların geleceği, hayatları sadece oynadıkları 6-7 yıldan ibaret değil. İlerlerine, önlerine çok büyük bir gelecek var. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Onların gelecek planlarını yaparken üniversite her zaman cepte olması lazım. Belki oyun sırasında, oyun profesyonel oynarken üniversite okunmuyorsa bile daha sonra kesinlikle bunun üzerine gidilmesi lazım. Ve eğitimi kesinlikle ve kesinlikle köşeye atmamak lazım. Yani e-spor tercih edenler bile eğitime mutlaka önem vermeli mesajını veriyorsunuz. Tabii burada birçok insan var. Şu an belki bir izleyenler de olabilir. Çocukları da oynayabilir. Bizler de zamanında oynadık. Amatör olarak oynadık. Tabii. Bir oyun sever olarak oynadık ama biz e-sporcusu muyduk? Veya şu an normal bir şekilde bilgisayarda oynayan veya farklı platformlarda oynayan insanlar birer e-spor oyuncusu mu? Şöyle aslında e-sporun tanıma baktığımız zaman bir rekabet durumu söz konusu. Yani siz bir rekabet uğruna oynuyorsanız bu aslında e-sporun tanımına birazcık giriyor. Biz aslında hobi olarak evinde oynadığımız zaman mesela arkadaşlarımızla hobi olarak oynadığımız zaman bu e-spor sayılmıyor aslında. Ne zaman bir amaç uğruna yani bir kupa, bir para ödülü ya da başka bir ödül uğruna oynanıyorsa bu e-spor olarak tanımlanıyor. Yani aslında evimizde bizim hobi olarak oynadığımız şey e-spor olarak tam olarak sayılmıyor. Sayılmıyor ama rekabet olgusu olduğu zaman e-spor sayılabiliyor. Sayılıyor, doğru. Burada velilerin yaklaşımını ben de merak ediyorum. Çünkü az önce saydığım gerekçeler çocuklarını hem uzak tutabilirler hem de bu spora sevdirebilirler. Evet. Burada doğru veli profili hangisi? Hangisi olmalı? Yani tamamen kısıtlamak mı yoksa tamamen özgür, serbest bırakmak mı? E-sporu aileler nasıl konumlandırmalı? Şimdi aileler öncelikle çocukların bu oyunda ne kadar iyi olduklarını takip ederek ön anlamaları gerekiyor. Zaten sizin çocuğunuz bu oyunda iyiyse profesyonel takımlar sizi bir şekilde buluyorlar. Çünkü artık her şey internet üzerinde olduğu için. Yani belirli bir derecelendirme sıralar var ve o sıralarda aslında bir sürü profesyonel takım, yurt dışı takımları dahil buna, çocukların derecelerini ne kadar iyi oynadıklarını görebiliyorlar ve onlara bir şekilde ulaşıyorlar. Doğru veli profil aslında şunu yapması gerekiyor. Eğer sunulan teklifler çocuğun geleceği için iyi durum, iyiyse maddi manevi olarak bu arada bunu değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada bir yetenek de heba olabilir. Ama şu şart kesinlikle koşulmalı. E-spor yapılıyor mu? O zaman bir yandan eğitime hiçbir şekilde bırakılmaması lazım. Veya geleneksel spor da yapılmalı mı paralelinde? Paralelinde hobi olarak tabii ki yapılabilir. Aslında pek çok e-sporcunun boş zamanlarında spor yaptığını da ben takip ediyorum. Çünkü bilgisayar başında ciddi süreler harcanıyor. Ve bu harcanan sürelerde vücut tabii ki hamlaşabilir. Bir takım boyun, omuz sorunları yaşayabilir ki yaşıyorlar e-sporcular. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Sağlığa dikkat edilmesi lazım. Nasıl bir sporcu sabah zamanında kalkıp yemesine içmesine dikkat edip antrenmanını çok ciddi bir şekilde yapıyorsa aynı e-sporcu da böyle yaşıyor. Şimdi fotoğraflar da bir yandan geliyor aslında tam ekranda verebiliriz. Şimdi bu fotoğraflar bize ne anlam ifade ediyor? Burası yanlış bilmiyorsam Asya'da bir ülke ve bir şampiyona. Tabii farklı evet. Fotoğraflar da dönüyor. Şimdi oradaki kitleler binlerce insan var. Yani bu binlerce insan futbol maçına gitmiyor belki. Hı hı. Basketbol maçına gitmiyor belki ama e-spor turnuvasını, oyununu yerinde takip ediyor. Oynayanlar var. Bir de taraftarlar var, izleyiciler var ki burada kostümlerini giyip gidenler de var. Tabii. Bu nasıl bir psikoloji veya bunu nasıl açıklayabiliriz? Çünkü orada çok ciddi bir endüstri de var. Doğru. Bir sektör aynı zamanda. Aslında bu fotoğraflara bakınca şunu çok rahat anlayabiliyoruz. Eğlence sektörü şekil değiştiriyor. Yani nedir eğlence sektörü dediğimiz şey? Spor müsabakaları izlemek. Ya da çeşitli etkinliklere katılmak, sanatsal etkinliklere katılmak. Aslında bu da tamamen eğlence sektörünün son yıllarda geldiği son nokta. İnsanlar dijital olarak bu oyunları oynuyorlar, profesyonel takımları takip ediyorlar internet üzerinden ve bunun maçlarında canlı olarak yerlerini izlemek istiyorlar. Az önceki fotoğrafların bazıları Güney Kore Dünya Şampiyonası'na çekilmiş evet. Fotoğraflar. Koca bir stadın insanlarla dolu olduğunu zaten görüyorsunuz. Olimpiyatlarda bu kadar seyirci neredeyse gitmiyor.
Doğrudur. Tabii ikinci bölümde olimpiyatlar konusuna da geleceğiz ama şimdi buradaki kitle çok farklı. Burada da bizim sporcularımız da vardı. İşte Iso Power, Riv 9 gibi, hı hı. Emre Kayır da işte futbolistin FIFA'daki temsilcilerimiz. Geçtiğimiz haftalarda onlar da burada program yaptık. Hani onlar da konuştuk biz. Hani futbolda işte FIFA'nın çok büyük bir kitle seyircisi var. Dünyada ve ülkemizde tabii ki. Ama oraya giden insanlar işte ülkemizde de turnuva yapılıyor. İşte Ataşehir'de yapıldı turnuva. Binlerce insan bilet alarak, tabii, para vererek orada bu insanları seyrettiler. Hani buradaki psikoloji de çok farklı geliyor açıkçası. Tabii burada bir jenerasyon farkı da olabilir. Kesinlikle. Burada aslında bu farklılığın gelmesi biraz jenerasyon farklılığından ötürü. Özellikle işte 45'li yaşlardan sonra sanırım, değil mi? Doğru. O fark biraz daha açılıyor. Doğru. Biraz 40-45 yaştan sonra jenerasyon farkını ciddi derecede görebiliyoruz. Bu işlere çok fazla pozitif olarak bakmıyorlar. Bakmak zorunda tabii ki de değiller. Ama böyle bir nesil var, böyle bir eğlence sektörü dünyada doğdu. Artık trend olmaktan da çıktı. Bu yaklaşık 4-5 yıl önce aslında trend olmuş bir şeydi. Oyun oynamak her zaman bizim dünyamızda olan bir şeydi. Ama artık iş dijital platforma geçip trend iyice artınca, yükselince ve kalıcı olunca iş artık trend olmaktan çıktı. Kalıcı bir sektör haline, bir ekosistem haline geldi. Ve tabii bunun sonuçlarında da ağzına kadar dolan stadyumlar, müthiş ödül havuzları, çok yüksek ciddi ödül havuzları var mesela yurt dışında, Türkiye'de. Oyun fuarları, kostüm yarışmaları bahsettiniz önce. Buna cosplay diyoruz biz bu dünyada, bu camiada. Ciddi derecede aslında burada bir sektör doğdu ve gelişmeye devam ediyor ve gelişme rakamları büyüyerek gidiyor. Çok inanılmaz. Hani izle finaller mesela, dünya şampiyonası finaller, az önce izlediği fotoğraflarını gördüğümüz finaller şu anda biz NBA finallerinden çok daha fazla izleniyor. İşte NHL finallerinden çok daha fazla izleniyor. Müthiş izlenmeler yakalıyor. Tabii bunun bazı avantajları şöyle mesela, bunları izlemek ücretsiz. İnternet üzerinde ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu tip kolaylıkları var. Ama ulaştıkları rakamlar inanılmaz ve katlanarak büyüyorlar. Bunu peki biz ülke olarak nasıl ekonomimize çevirebiliriz? Çünkü burada markalar devreye giriyor. İşte az önce Asya'da, Avrupa'da, Amerika'daki fotoğrafları gördük ve burada çok ciddi bir sponsorluk var. Ülkemizde de var sponsorluk. Hani yok diyemeyiz. Birçok marka hani bilsin bilmesine e-spora giriyor. Kendisini belki de girme zorunluluğu hissediyor. Doğru markanın e-sporla ilintisi nasıl olmalı? Çünkü bu iş çok farklı noktaya doğru ilerliyor. Doğru. Birçok marka da kaçırmak istemiyor bu tri. Markalar ne yapması lazım? Markaların öncelikle yapması gereken şey şu. Benim sattığım ya da pazarladığım ürünler bu hedef kitleye uygun mu değil mi? Öncelikle bunu anlaması gerekiyor. Önümüzde genç bir kitle olduğu aşikar. Ne yap? Tabii ki eğer pozitif olarak bu hedef kitlesine uygunsa bir şekilde burada ya sponsorluk ya da işbirlikleri yapıyorlar. Bunlar profesyonel takımlarla olabilir. Liglerle, turnuvalarla olabilir ya da bildiğiniz profesyonel ya da oyun yapım şirketleri de olabilir. Öncelikle bunun hangi oyun doğrultusunda, hangi yatırım yapması gerektiğini önce bunu iyice anlaması lazım. Zaten ben de birazcık bunu yapmaya çalışıyorum. Şu an sektörün gelir modeli genellikle sponsorluk üzerinden ilerliyor. Dünyada en büyük gelir modeli sponsorluk üzerinden ilerliyor şu anda e-sporda. Evet. Ve markaların bu konuda birazcık cesur olması lazım. Neden? Çünkü burada ciddi bir kitle var. Bunlara ulaşmak cidden zor değil. Markaların önündeki o bariyerleri biraz aşmamız gerekiyor. Şöyle destekleyeceğim. Şimdi bu kitle genelde 14, 16, 17 yaştaki kitleler. Şimdi o çocuklara ulaştığınız zaman dolayısıyla ailelere de ulaşıyorsunuz. Doğru. Hani öyle de bir avantajı var diye düşünüyorum kendi adıma. Tabii 18 yaşın altındaki çocuklar bir alışveriş yapmak istediği zaman tabii ki nasıl yapıyorlar? Ailelerinin gücüyle yapıyorlar. Veya aileleri merak ediyor. Oğlum kızın ne almış diyor. Tabii. Onlar da dahil oluyorlar işin içine. Tabii ki yani. Şimdi bir de şöyle bir algı da var. Kardeşim insanlar ne satın alıyorlar bu e-sporda, evet, gibi bir durum da var. Bu oyunlardan bahsettiğimiz e-spor oyunlarının birçoğu ücretsiz ve ücretli olanların da fiyatları ciddi derece düşük. Peki bu koca koca oyun yapım şirketleri nereden para kazanıyorlar dedikleri zaman da oyun içi satılan kozmetiklerden aslında oyun firmaları ciddi para kazanıyor. Yani siz ücretsiz bir şekilde bu oyunu oynayabiliyorsunuz ama isterseniz para vererek de ciddi derecede şampiyonunuzu ya da karakterinizi süsleyebiliyorsunuz aslında bir derece. Böyle bir şey söyleyebilir ve oyun yapım şirketleri buralardan para kazanıyorlar. Yani etkinliklerde sattıkları biletler ya da işte bu sattıkları bardaklar, şapkalar değil. Asıl parayı oralardan kazanıyorlar ve ücretsiz bir oyunda bile
insanların ne kadar çok bu tip süslemelere para harcadığını görebiliyoruz. Burada peki biz ülke olarak markalarımız yeteri kadar hani bu işin içine girdiler mi ya da giriyorlar mı? Hani orada neler söyleyebiliriz? Çünkü tam olarak sponsorluk e-sporda oturdu diyebilir miyiz? Dünyada evet. Mesela Kuzey Amerika'da, Avrupa'da evet. Ama ülkemizde Asya'da. Asya'dan bizim çok önümüzde bu. Çünkü şöyle düşünün. Hani, Atasporu'nun bilgisayar oyunları olan bir ülke düşünün. Evet. Güney Kore'yi, Çin'i, Japonya'yı. Ciddi derecede oralarda bir yatırım zaten söz konusu. Oraları çok fazla, onlar bizim çok önümüzde olduğu için oraları çok fazla aslında söylemeye gerek yok. Ülkemizde giderek gelişiyor. Markalar bu işin içine girmeye çalışıyorlar. Gelir modellerinde bir pay sahibi olmaya çalışıyorlar. Yeterli mi? Bence henüz yeterli değil. Daha cesur olmalılar. Daha bu çok cesuru bu işin içine nasıl girmeliler. Açabiliriz? Ne yapmalı bir marka? Bence bir marka eğer doğru hedef kitlenin üzerine oynamak istiyorsa pazarladığı ürün doğrultusunda orada daha sıkı işler yapması lazım. Daha bağlılık sözleri vermesi lazım bence bu sektöre. Takımlara, profesyonel oyunculara, içerik üreticilerine. Bunlar onların karar vereceği şeyler ama bu sektörde var olmak şu anda Türkiye'de kolay. Çok zor değil. Ve bu sektör ciddi derecede bu işe girmek isteyen markalara kapıları sonuna kadar açık. Yani bir marka bu işin içine girmek istediği zaman bütün kapılar onun önüne açılıyor. Hiç problem yok burada. Sadece markalarda biraz cesur olmak gerekiyor marka tarafında ve işin daha süreklilik hale kılınması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Buradaki markaların şimdi bir marka var e-spora girmek istiyor veya uzak duracak. Buradaki markanın neye dikkat ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü işte geleneksel sporlar var, bir yanda e-spor var. Hani e-sporu neden tercih etmeli veya niye geleneksel sporlarda değil de e-spora sponsor olmalı? Bunun cevabını nasıl verebiliriz? Aslında markaların genellikle reklam verdikleri taraflar yani trendler üzerine olur. Yani popüler kültür üzerine olur. Gerçi bu iş artık trendden çıkmış, kalıcı bir alt kültürden çok bir ana akım haline gelmiş durumda ama hala cazibesini koruyor. Cazibesini koruduğu için de bence markaların buralara eğer hedef kitle doğrultusunda doğrudan girmeleri gerektiğini ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü burada hala tutulmamış köşeler var. Yapılacak pek çok şey var. Çok fazla boşluk var marka açısından söylüyorum. Çok fazla boşluk var. Sektör bunları aç bir şekilde bekliyor. Çünkü gelir modelinin temeli oturduğu e-spor sektörü markalardan aslında medet umuyor. Birazcık öyle bir durum da var. Bunlar sponsorluklar da olabilir, işbirlikleri olabilir, bir takım yatırımlar olabilir. Ama e-spor'da girmek isteyen markaların bir kere gönüllerinin çok rahat olması lazım. Ciddi derecede hedef kitleye doğrudan ulaşabilecekleri bir kanal burası. Reklama gideceğim ama öncesinde son sorumu sormak istiyorum sevgili Vecdi. Şimdi biz Türkiye olarak sanıyorum işte 5-6 yıllık bir e-spor geçmişimiz var. Belki evet. İlk gelişinden itibaren Avrupa, Asya'yı saymıyorum. Onlar çok farklı bir belki mecralar evet. Ama Avrupa ve Amerika bu sponsorlu sistemi kaç yılda oturttu ve bizim kaç yıla ihtiyacımız var? Amerika yaklaşık son 2-3 yıldır ciddi derecede sponsorluk defterini aslında kendi işlerini bitirmiş durumda. Yani ben etkinliklerde, takım ortaklıklarında markaların ciddi derecede bir yol kat ettiğini görüyorum yurt dışında Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da. Türkiye'de de bunlar olacak. Olmaması için hiçbir sebep yok. Sadece biraz daha güven ve cesaret lazım. Ben Türkiye'de de önümüzdeki son 1-2 yılda özellikle ciddi sıçramalar olacağını düşünüyorum. Markaların e-spor sektörüne girerken daha cesur olacaklarını tahmin ediyorum. Evet. Kısa bir araya gidiyoruz değerli izleyenler. Aradan sonra e-spor konuşmaya devam edeceğiz. Spor 360'da e-spor konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu bölümleri sizlerden sonra görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tabii ilk bölümde e-spor nedir? Biraz hem e-sporun açılımını hem de dünyada ve Türkiye'deki marketing olayına biraz değindik. Bu bölümde biraz olimpiyatları deneyelim istiyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda 2018'de Temmuz ayında bir forum yapıldı Lozan'da. Ve şöyle bir sonuç ortaya çıktı sevgili Vecdi. Sordular 42 ülkedeki dörtlü spor endüstrisi çalışanına e-spor olimpiyatlarda yer alsın mı sorusu geldi. Ve %28'i e-spor, spor değil
cevabını vermiş. %29'u gelişimine başka bir platformla devam etsin yorumu var. %26.7'si de ilk önce global bir yapılanmaya gitmesi gerekiyor demiş. Sadece %10.4'ü hemen alınmalı demiş. Gelecek yıllarda olimpiyatlarda görür müyüz e-spor? Bence olimpiyatlarda, belki ne zaman tam emin değilim ama bu olimpiyat olmaz, belki sonraki olimpiyat olur ama. 2024'te şu an zaten yok. Evet, o olimpiyatlarda görmüyoruz ama ondan sonraki olimpiyatlarda ben açıkçası göreceğimizi düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü aslında programdan önce de konuştuk. Evet. Olimpiyatlara karşı bir izlenme sayılarında sanırım biraz bir düşüş var. Biraz şey durumu söz konusu sanırım. Şimdi şöyle, olimpiyatlar noktasında tabii eski yıllara göre biraz çok fazla insanlar ekran başında olimpiyatları takip etmiyor. Belki işte 100 metre yarışı popülerse o biraz dikkat çekiyor. Çünkü çok kısa sürede bitiyor aslında. Şimdi Avrupa oyunları var. Yine bizler de Spor TV ekranında yayınlayacağız. Ve orada çok farklı bir organizasyon karşımıza çıkıyor. New Dynamic Atletizm diye. İşte yeni dinamik atletizm diye Türkçesi. Ve orada bildiğimiz Survivor tarzı atletizm yarışmaları var. Yani koşarken arkada paraşütün açılması veya işte su kanalına girip orada bir koşu. Yani biraz da eğlenceyi işin içine katmak istiyorlar. Çünkü artık spor izleyicisi de değişiyor. Uzun spor yayınları belki pek izlenmeyecek bundan sonra. Biraz daha yenilik, biraz daha dijital, biraz daha gençleştirme olabilir. Alsın mı almasın mı çok farklı bir konu ama ben ilerleyen yıllarda 2028 olur, 2032 olur, 36 olur. Artık bunu bilemiyoruz olimpiyat yıllarında ama ben bir şekilde e-sporun bundan sonraki yıllarda, olimpiyatlarda bir yerden yakalayacağını düşünüyorum. Çünkü hani sektör de oraya gidiyor. İzleyenler de çok fazlasıyla e-sporu var. Sanki eğer olursa bu sebepten olur diye düşünüyorum. Hı-hı. Ama tabii senin yorumunu da merak ediyorum. Çünkü olmalı mı olmamalı mı farklı bir soru. Olur mu olmaz mı o sanki daha farklı bir soru. E-spor kesinlikle olimpiyatların parçası olacak. Ben bunun böyle olacağını düşünüyorum ileride. Bunun olmasının sebebi de kesinlikle oradaki aslında kitleyi oraya da biraz kaydırmak. Olimpiyatların bünyesine de katmak. Bunun doğruluğu yanlışlığı tabii ki bu subjektif bir şey. Herkesin fikri farklıdır. Zaten kurulda oranları da az önce okuduk. Kimisi bunun daha spor olduğunu bile düşünmüyor. Kimisi bunun burada olmaması gerektiğini düşünüyor. Ben kesinlikle e-sporun geleneksel olimpiyatlarda var olmaması gerektiğini düşünüyorum. E-spor çünkü kendi içinde aslında bir sürü dala ayrılan bir ekosistem. En başından beri söylüyoruz programın yani. Spor dediğimiz zaman sadece aklımıza futbol, basketbol gelmiyor. Bir sürü spor geliyor. 100 metre koşular, atletizm, yüzme, okçuluk, pek çok şey var. E-spor da aslında böyle yani. İçinde tek bir oyun yok. Pek çok oyundan oluşan bir çatı bir şey aslında. Yani bu çatının altında pek çok oyun var e-sporun altında. Ve sadece e-sporu buraya sokmak demek aslında doğru bir hamle olmamış oluyor bana göre. Kesinlikle bu bir alt kültür değil artık. Bir ana akım haline geldiği için kesinlikle ve kesinlikle bunun olimpiyatları yapılacaksa ayrı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani geleneksel sporlarla yapılan olimpiyatlar ve e-sporla yapılan olimpiyatlar kesinlikle farklı olmalı bence. Biraz hani olimpik ve paralimpik gibi diyorsun. Ayrı farklı bir dal bu sefer de. Evet. E-spor olimpiyatları. Evet, yani eğer böyle bir niyet varsa dünyada, kamuoyunda kesinlikle bunu ayrı tutması lazım. Çünkü siz mesela e-spor olimpiyatlara kattığınız zaman bunun içinde mesela e-sporun hangi dallarından ilerleyeceksiniz? İşte MOBA oyunlarından mı ilerleyeceksiniz? Kart oyunlarından mı ilerleyeceksiniz? Strateji oyunlarından mı? FPS oyunlarından mı? Spor oyunlarından mı? Burada pek çok aslında sorular da beraberinde geliyor. Yani, soru ve sorun. Soru ve sorun, doğru. Yani hangisi, popülarite üzerinden mi gidilecek, getiri üzerinden mi, izleyici üzerinden mi? Burada pek çok sorun var. Ve ben yapı olarak da aslında bunların aynı olimpiyatlarda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada bence farklı artık akımlardan bahsediyoruz. Geleneksel sporlar başka bir yerde, e-spor başka bir yerde bence. Ve mesela popülariteden bahsediyoruz. İşte geçtiğimiz yıllarda işte olimpiyatları en çok insanların böyle teşvik eden şeyler ne oldu yani? Aslında rol modeller oldu. Evet. İşte mesela yüzmede Michael Phelps'i hatırlıyoruz. 100 metrede Usain Bolt. Bunlar hep böyle rol modeller olduğu için oralarda bir izlenmeler arttı. Akım başladı. Akım başladı aslında. E-sporda da böyle isimler var.
Çok benziyor aslında, dediğim gibi çoğu konuda benziyor. Ama dediğim gibi kitleler ayrıldı. Yani kitlenin ayrılığından ben böyle düşünmüyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle yapı olarak ve e-sporun esas değerinin olimpiyatlar altında değil de bir çatı marka olması gerektiğini düşünüyorum e-sporun. O yüzden ayrı olması gerektiğini taraftarıyım. Evet. Olimpiyat konusu tabii gelecek yıllarda daha çok tartışmayı beraberine getirecek gibi duruyor. Çünkü hani e-spor noktasında ülkemizde de tabii birçok insan oynuyor. Binlerce insan, belki milyonlarca insan var. Ve dünyada da milyarlarca insan bu oyunu oynuyor. E-spor daha doğrusu çatısı altında buluşuyor. Hani olimpiyatlar ne kadar buna dayanabilir veya e-spor daha ne kadar veya olimpiyatları ne kadar zorlar, o da ayrı bir tartışma konusu, ama gelecek yıllarda ben bir noktada bu iki ilişkinin, spor daha doğrusu e-spor ve olimpiyatların bir yerde buluşacağını düşünüyorum. Tabii oyunlar da var, birçok oyun var ama genelde hep aynı oyunlar akıllara geliyor, ama oyun dağılımı nasıl e-sporda? Bir FIFA var, işte League of Legends var, LoL dediğimiz ama. Aslında kategorilere bakmakta fayda var. Mesela ülkemizde bizim en çok oynanan oyunlar MOBA, FPS ve FIFA ile beraber aslında spor oyunları. Evet. Dünyada farklılık gösterebiliyor. Mesela Uzak Doğu'da ciddi derecede strateji oyunlarının revaçta olduğunu görebiliyoruz MOBA ile beraber. Kuzey Avrupa'da mesela FPS oyunları çok popüler. Yine Uzak Doğu'da dövüş oyunları ciddi popülerite sağlamış. Mesela ülkemizde bizim dövüş oyunları o kadar popüler bir konumda değil. Gibi gibi pek çok aslında alanda dünyanın farklılık gösterdiğini görüyoruz. Ülkemizde dediğim gibi MOBA oyunları çok revaçta. Bunun revaçlı olmasının bir sebebi de aslında oyun yapım şirketinin bu konuda ciddi derecede çalışıyor olması. Yani çalışıyordan kastım yatırım yapıyor olması. Bir turnuva düzenliyor olması, bir lig kuruyor olması, profesyonel takımlar oluşturması, bunlara teşvik vermesi. Dünyanın pek çok yerinde var. Türkiye'de de var tabii ki ama sınırlı. Yani takımlar belirli kotalarda aslında teşvik alıyorlar. Her oyun alamıyor tabii ki. Bu tamamen oyun yapım şirketinin gücüyle alakalı bir şey. Ülkemizde de zaten en çok güçlü olduğu oyunlar zaten bizim en çok aslında göz önünde gördüğümüz oyunlar. Evet. Tabii yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz ama ben biraz kadınlara da sormak istiyorum. Genelde hep erkek ağırlıklı bir e-spor oyuncusu akıllara gelir ama kızlar hangi seviyede? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ın bir açılımı vardı. E-spor takımını kadınlardan oluşturmuştu. Hı hı. Kadınlar burada nasıl konumlandırılıyor e-sporda? E-sporda kadınların öncelikle biraz şeye bakmak lazım. Yani erkek kadın oranlarına bakmak lazım. Ne kadar erkek, ne kadar kadın. Şu anda araştırmalara göre yaklaşık %80-85 erkek popülasyonu var bütün dünyada e-spor oyuncularında. Kadınlar çok bunun daha... bir gerekçesi var mı? Bunun hiçbir gerekçesi yok. Aslında tamamen biraz belki de erkeklerin o tarafa daha yatkın olması, bilgisayar oyunlarının daha yatkın olmasıyla alakalı bir şey. Ama ciddi derecede kadın oyuncu da var. Yani göz ardı edilemeyecek kadar tabii ki. Profesyonel olarak da oynuyorlar. Ülkemizde bazı bir takım kadın e-spor takımları da kuruluyor. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii herkesin fikri ayrı olabilir. Ama ben açıkçası fiziksel olarak çok fazla, hatta çok fazla dedi, hiçbir şekilde bir ayrım olmadığı için e-sporda. Çünkü bilgisayar başına oturduğunuz zaman herkes aynı ekipmandan oynuyor. Fiziksel olarak bir şey yapmanıza gerek yok. Ekstra. O yüzden kadın erkek ayrılımı olmalı mı burada? Bence olmamalı. Bu yapılan şey çok büyük bir yanlış mı? Tabii ki değil. Yani burada sonuçta kadınları teşvik etme durumu söz konusu e-spora. Evet. Kimse kalkıp buna siz bunu nasıl yaparsınız demiyoruz. Ama bunların bence aynı çatıda buluşması lazım. Bu geleneksel spor gibi değil. E-sporda da kadın erkek ayrımı, takım olarak kadın erkek ayrımı olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Yavaş yavaş toparlayacak olursak sevgili Vecdi Aksoy, bundan sonra e-spor izleyenleri de var, oynayanlar da var tabii. Onlar adına neler söylemek istersin? Ülke olarak hangi yola doğru ilerliyoruz e-sporda? Çünkü gelişimimizi yavaş yavaş tamamlayacağız artık. Bundan sonra belki hızla ilerleme dönemi gelecek. Şöyle yavaş yavaş toparlayacak olursak neler aktarırsın bize? Tabii. E-spor şu anda aslında ülkemizde kritik bir dönemde. Çünkü e-spor artık belli bir tanınmışlığı aştı, belirli bir popülariteyi geçti, bilinirliği oluşturuldu, oyuncular yetişmeye başladı. Kritik nokta aslında şu anda gelir modelinde. Gelir modeli çok sağlam bir şekilde oturmuş durumda değil. Eğer bunu oturtabilirse Türkiye, Avrupa'da, Amerika'da bir öncü olabilir. Bunu yapabilir. Yapamayacak hiçbir durum yok. Bunu yapması için de gelir modelini
kuvvetli bir şekilde oturtması lazım. Ve birazcık da bizlerin de dahil tabii ki e-spora daha çok inanması lazım bence. Çünkü burada geleceği çok parlak ve hala parlamaya hazır bir sektör duruyor. Evet. Peki son olarak oynayanlara ne söylersin? Oynayanlara ne söyleyelim? Sportmence oynasınlar. Sportmence oynasınlar. Takım arkadaşlarına saygılı olsunlar. Ve gerçekten iyi olduklarını düşünüyorlarsa bu konuda rekabet etsinler, mücadele etsinler. Çünkü bu sektörde, e-sporda iyi olan hakkı her zaman iyiye veriliyor. Bunda hiçbir sorun yok. Tabii eğitimde ki, önemli olduğunu bir kez daha eğitimi söyleyeyim. Eğitimi de kesinlikle unutmamak lazım. E-spor sektörü sonsuza kadar gitmiyor. 25-26 yaş maksimum sınır. Eğitimi kesinlikle ve kesinlikle bir köşeye atmamak lazım. Çünkü eğitimi atan e-sporcuların daha sonra çok ciddi problemler yaşadığını şahit oldum. Evet, istemeyiz böyle problemler yaşansın ama zaman zaman olabiliyor. Çok teşekkürler sevgili Vecdet. Ben teşekkür ederim. Evet, bugünlük Spor 360 noktalıyoruz değerli izleyenler. Diğer programlarda görüşmek üzere, mutlu günler.